İyi akşamlar. TV 52 akşam bülteni ile karşınızdayız. Ben Ahmet Hamdi Bacınoğlu. Türkiye 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimini tek yürek olarak püskürttü ve demokrasiye sahip çıktı. O karanlık geceden bu yana Altınordu ilçesinde bulunan 16 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar nöbetin 23. gününde de meydanı bir an olsun boş bırakmadı ve milli iradeye sahip çıktı. Ordu demokrasi nöbetine devam ediyor. 15 Temmuz akşamı yaşanan ve Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olarak yerini alan darbe girişimi sonrası başlatılan demokrasi nöbetinde 23. gün geride kaldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi merkez yerleşkesi önünde bulunan 16 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan vatandaşlar yaşanan darbe girişimini protesto etmeye devam ediyor. İlk günden bu yana meydanı boş bırakmayan vatandaşlar yine aynı azim ve kararlılıkla demokrasiye sahip çıkıyor. Tüm siyasi partilerimize, ordulu hemşehrilerimize, sivil toplum örgütlerimize, değerli basın mensuplarımıza, yaşlı genç, baylı bayanlı sevgili kardeşlerimizin tamamına gönülden teşekkür ediyorum. Bu darbeye vesile olması suretiyle hem orduda hem de ülkemizde birliğimizin, beraberliğimizin pekişmesi anlamında şerden hayrın çıktığının güzel bir örneği olmuştur. Demokratik duruşa, Türkiye'nin 15 Temmuz'da görmüş olduğu darbe girişiminin karşısında duran siyasi partilerimizin liderlerine, evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Yani Yıldırım Başbakanımız, Allah ondan da razı olsun. Ve bu ülkenin 79 milyonun başkomutanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a, başkomutanımıza, cumhurbaşkanımıza 12.30'daki o dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, Saadet Partilisi, Vatan Partilisi, Komünist Partilisi, İşçi Partilisi ne olursa olsun o meydanlarda sadece millet olacak. Milletin ne diyor olacak? 15 Temmuz akşamı onlar başarılı olsaydı cuntacıların da darbecilerin de neler yapacağını bu Türk milleti çok iyi biliyor. Gün be gün meydana çıkan yeni görüntüler neticesinde anlatılan yeni kahramanlıkları gördük ve hep birlikte idrak ettik. 16 Temmuz demokrasi meydanını dolduran vatandaşlar ellerine aldıkları ay yıldızlı Türk bayraklarıyla okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, demokrasi şehitleri için dua etti. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada Ordu'nun Korgan ilçesinde gözaltına alınan 18 kişiden 8'i tutuklandı. Korgan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin ardından 9 öğretmen, 3 polis ve 6 sağlıkçı silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 kişiden 8'i tutuklanırken gözaltına alınan 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandansa ilçede FETÖ soruşturmasının devam ettiği bildirildi. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ordu'da vatandaşların başlattığı demokrasi nöbeti sürüyor. Etkinlikler kapsamında Altınordu Belediyesi organizesinde Altınordu ilçesinde mehteran gösterisi eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Altınordulular Altınordu Belediyesi'nin organizesinde yürüdü. Yeni mahallede Altınordu Belediyesi önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan grup mehter takımı eşliğinde yürüdü. Ülkemizin her yerinde aynı yürüyüşler devam ediyor. Bu bir insanların yeniden bir doğuşu oluyor. Yani sanki Çanakkale Destanı'nı yeniden yaşıyoruz diye. Birlik beraberlik içerisinde özellikle genç çocuklarımızı, gençlerimizdeki heyecanlı duyguyu görünce ben ayrı bir kuruluyorum. Burada gördüğüm kadarıyla bütün sağımızda, solumuzda herkes, her yaştan insanların bulunması, her siyasi görüşteki insanların da bulunması insanı artık mutlu ediyor. Onun için Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Devletimizin bağgası için şehitlerimizin inşallah bu vesileyle beraber şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kazilerimize, yaralananlara, tüm ailelerine sabırlar diliyorum.
Yürüyüş Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe AK Parti Milletvekili Oktay Çanak, Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu Belediye Başkanı Egin Tekintaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden fındıkta hasat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Karadenizliler genciyle yaşlısıyla hasat için fındık bahçelerinde sabah erkenden mesaiye başlıyor ve hava kararana kadar da ter döküyor. Rahmeti var ama fiyatı hiç yok. İstediğimiz gibi fiyat yok. Bekletiyoruz fındığı fiyat gelecek diye daha çok düşüyor. Yani beklediğimize değmiyor. Yaptığımızın hizmetini de alamıyoruz. Şeysin karşılığını. Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinin başında gelen fındığın hasatına devam ediliyor. Karadeniz bölgesinin genelinde olduğu gibi üreticiler sıcağı ve zaman zaman %70'e 80'e yükselen neme rağmen bahçelerde çalışıyor. Evlerinde kahvaltı yaptıktan sonra saat 7 sıralarında bahçelere geçen üreticiler fındık dallarının gölgesinden faydalanarak yaklaşık 5 saat fındık topluyor. Birkaç tane dallardan da alıyoruz. Fındık az. Geçen sene daha mı iyiydi acaba? Geçen sene tabii birazcık daha iyiydi. Bu sene çok az. Sabah 8'de başlıyoruz. Akşam kararana kadar kendimizin olduğu için hava kararana kadar. Günlüğe gittim 6'ya kadar. Evet. Yemeğe falan da bahçede evet, yiyorsunuz. Evet, bahçede yiyoruz. Piknik gibi. Vatandaşlar hem öğle saatlerinde etkisini artıran güneşten korunmak hem de yemek yemek için mola veriyor. Aile fertlerinden birinin evde hazırladığı patates haşlaması, tuzlu hamsi buğulama, yeşillik tavası, yöresel peynirlerden minzi, ekmek ve çaydan oluşan öğle yemeğinin ardından bir süre dinlenen üreticiler tekrar fındık toplamaya başlıyor ve hava kararına kadar devam ediyor. Fındık yok. Bayağı zor oluyor. Fındığı dalda arama arıyoruz. Yani emeğini korutmaz bu yıl. Şu anda 13'ten açılış yapılmış fındığı ama inşallah yükselir, yükselmesini bekliyoruz. Yaşlılığa bağlı nedenlerle omurgasında eğrilik olan 79 yaşındaki Ayşe Soylu, fındık toplayamamasına rağmen bahçede çalışarak kızlarına yardım ediyor. Biraz zor o. Kızlar pişirirler, ben de peşine temizlerim ki çıksınlar adam diye temiz olsun bahçeler. Her yıl fındık hasadı öncesi Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçileri bu yıl rekoltenin düşük olması nedeniyle umduğunu bulamadı. Sana da geldim. Bu 5-6 senedir biz geliyoruz buraya. 5-6 seneden beri geliyorsunuz. Evet. Bu seneki fındık nasıl? Normal yani. Her eski gibi değil. Bu sene yok. Bu sene yok. Evet. Geçen yıl daha mı iyiydi? Evet, geçen yıl iyiydi. Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt gibi illerden gelen tarım işçileri, Ordu Valiliği'nin kendileri için hazırladığı geçici konaklama merkezlerinde çadır kurdu. Abi geçen sene fındık boldu. Millet geliyordu, bize yalvarıyordu. Bu sene de biz millete yalvarıyoruz. Bu iş böyle olmaz. Bu sene fındık yok mu? Yok, bu sene fındık yok. Burada kalmışız. Kalmışız. Yol paramız da yok. Yol paramız da yok. Evde de bir şey kalmadı. Yiyecek içecek de kalmadı. Bir şey de kalmadı. Geçen sene çok fındık çok iyiydi. Bu sene fındık biraz nadir. Fındık yok gibi yani. Yani geçen sene ben 20 gün burada çalıştım. Bu sene 10 gün çalışsam Allah bin bereket verir. Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki alanlarda çadır kuran binlerce işçi rekoltenin az olması nedeniyle işsiz kaldı. Geçen yıl iyiydi. Bu sene nasıl? Bu sene pek ne yok. Yok. Hiç fındığa çağıran olmadı mı sizi şu ana kadar? Şu ana kadar kimse çağıran olmadı daha. Yani iş yok ha. Fındık yok. Para yok. Para yok, bir şey yok. Biz de işte geliyoruz çalışmaya. Fındık, azma, kayısı. Yani öyle şehir dolaşıyoruz. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, daha önce mevsimlik işçilere çağrılar yaptıklarını, ancak işçilerin bu çağrılara aldırış etmeden bölgeye geldiğini söyledi. Cörüt, bahçe sahipleriyle ön görüşme yapmadan gelen işçilerin neredeyse tamamının işsiz kaldığını söyledi. Türk Kızılay'ı Genel Sekreteri ve Başbakanlık Başmüfettişi Avukat Ayşegül Genç, Türk Kızılay'ı Ordu Şubesi tarafından düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı. Türk Kızılay'ında yıllardır gelen bazı alışkanlıkları değiştirmek ve yeniliklere ayak uydurmak amacıyla başarılı çalışmalar yürüten Türk Kızılay Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakanlık Başmüfettişi Avukat Ayşegül Genç Ordu'ya geldi.
Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısına katılan genç, yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Genç, Türk Kızılay olarak birçok noktada çalışmalar yürüttüklerini, Türkiye'de bulunan şubeleri gezip sorunları dinlemek üzere yönetim kurulu üyeleriyle birlikte seyahat ettiklerini söyledi. Biz sadece Ordu'da değil, bölgedeki birçok ilde Kızılay'ın şubelerimizin sorunlarını öğrenmek, neler yapabiliriz, onlara katkı sağlayabilmek adına bir yönetim kurulu üyemizle birlikte seyahat halindeyiz. Türk Kızılay tarafından yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini belirten genç, yapılacak değerlendirmelerle birlikte Türk Kızılay'ın yeni stratejilerini belirleyeceklerini sözlerine ekledi. İşte tüm yönetim kurulu üyelerimiz bölge bölge paylaştık. Ben genel sekreter olarak tüm Türkiye'den sorumluyum. Arkadaşlarımızın toplantılarına olabildiğince iştirak etmeye çalışıyorum. Tabii burada amaçlanılan şey Türk Kızılay'ın yeni stratejik planı çerçevesinde halka daha rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla oluşturacağı bakış açısına uygun bir şube yapılanmasına gitmek. Daha fazla, daha aktif çalışma imkanını arkadaşlarımıza sağlamayı düşünüyoruz şubelerimize. Türkiye çapında 700'e yakın şubemiz var. Karadeniz'de özellikle oldukça fazla şubelerimiz var. Olabildiğince de biz merkezden yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kızılay'ın geçmişteki o hani biraz daha hantallaşmış yapısından daha aktif, proaktif bir hale gelmesini sağlayabilmek. FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında vurulan ve kaldırıldığı hastanede maalesef şehit düşen Emrah Sapan'ın adı Ordu'nun Korgan ilçesindeki bir okula ve evinin bulunduğu sokağa verildi. Hepimizin malumu 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin birliğine, beraberliğine, demokrasimize, cumhuriyetimize karşı büyük hain bir saldırı oldu. Ve milletimizin sağduyusu, milletimizin bayrak, vatan sevgisi bu saldırıyı geri püskürttü. Korgan Belediyesi'nce Ankara'nın Kaza ilçesindeki 4. Anajet Üst Komutanlığı'nda uçakların kalkışını engellemeye çalışırken vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sapan'ın evinin bulunduğu Azaplı Sokağı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de Korgan İmam Hatip Ortaokulu'na isminin verilmesi kararlaştırıldı. Korgan Kaymakamı Faruk Doğru yaptığı açıklamada 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminde şehit olanların hafızalardan hiçbir zaman çıkmayacağını söyledi. Korgan Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan da şehidin hatırasını canlı tutmak ve öğrencilere milli ruhun ne anlama geldiğini hissettirmek için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. İlçemizden de o ilk akşam tanklara, silahlara karşı yiğitçe kahramanlık örneği göstererek mücadelede ön saflarda yer alarak şehit düşen kardeşimiz Korgan ilçemiz nüfusuna kayıtlı Saralıç mahallemizden Emrah Sapa, milletimizi yaralayan bu darbe girişiminde gerçekten halkımızın, kamuoyumuzun da hissiyatına tercüman olmak adına öğrencilerimize milli ruhun, birliğin, beraberliğinin, demokrasinin ne anlama geldiğini hissettirmek adına bir okulumuzda şehidimizin adını yaşatmak istedik. Şehidin babası İsmail Sapa da oğlunun isminin evinin bulunduğu sokakta ve ilçedeki bir okulda yaşatılacak olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Ordu'da trafik kurallarına uymayan sürücülere deyim yerindeyse göz açtırılmıyor. Temmuz ayı içerisinde yapılan kontrollerde 412 araç trafikten men edildi. Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ayı içerisinde yapılan il genelinde 19.156 araç kontrol edildi. Toplam 2.697 sürücüye cezai işlem uygulandığı kontrollerde 412 araç trafikten men edildi. Kontrollerimizde her zaman vatandaşlarımıza aynı zamanda eğitim amaçlı da kontroller yapıyoruz. Bu kontrollerde özellikle emniyet kemeri, hız konusu, telefonla konuşma konularını vatandaşlarımıza uyarıyoruz. Ceza kesilen 2.697 aracın 1.585'ine hız ihlalinden ceza kesildi. Yıl boyunca devamlı gece ve gündüz trafik kontrolleri yapıyoruz. Bu kontrollerde amacımız vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak.
Ünye'de Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Derneği tarafından birincisi düzenlenen Dünya Bebekler Günü kutlandı. Türk-Japon Dostluğu ve Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Derneği'nin girişimi ve Ünye Belediyesi ile Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle dünyada ilk kez organize edilen ve çıkış noktası Ünye olan Dünya Bebekler Günü kutlandı. Ünye Belediyesi ile Ünye Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle Topyanı mevkiinde gerçekleştirilen etkinliğe aileler, bebek ve çocuklarıyla katıldı. Etkinlikte bebek ve çocuklara şeker, balon ve Türk bayraklarıyla çeşitli ülkelerin bayrakları dağıtıldı. Çocuklar müzik eşliğinde eğlendi. Dernek Başkanı Sait Kapıcıoğlu, ilk defa Ünye'de 1. Dünya Bebekler Günü'nü kutladıklarını söyledi. Dünya bebeklerinin en çok ızdırap çektiği yer olan Afrika'da, yeni doğan çocukların hemen hemen yarısı açlık, sefalet ve enfeksiyon gibi basit hastalıklar yüzünden ölmektedir. Onlara düzgün bir yaşam, vicdanlı bir hayat, özgür bir dünya amacı yaratmak için biz bugünü onların adına ithaf ediyoruz. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyarsa bebeklerin geleceğin mirasçıları olduğunu belirtti. Bebeklerimiz bizim mirasçılarımız, geleceğimizin mirasçıları. Biz onları nasıl evimizde kendi çocuğumuza gözümüz gibi bakıp onun gözünü budaktan sakınmak derler. Böyle her türlü tehlikeden korumakla ilgili kol kanat gerer isek aslında bakıldığında kentimizdeki çocuklar, kentimizdeki bebekler, ilimizdeki bebekler ve bütün dünyadaki bebeklerle ilgili aynı duyguyu, aynı düşünceyi de taşımamız gerekiyor. Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bulunan Çaybaşı Merkez Camii karayolu sınırı içerisinde yer aldığı için ulaşım açısından sorun yaratmaktaydı. Bu anlamda Çaybaşı Belediyesi mevcut sorunu çözmek için önemli bir adım attı. Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yer alan Çaybaşı Merkez Camii yıllardır bölge halkı için sorun teşkil etmekteydi. Çünkü Merkez Cami karayolları kamulaştırma sınırları içerisinde yer aldığı için özellikle ulaşım açısından problem yaratıyordu. Bu anlamda Çaybaşı ilçesinin kronik sorunlarını çözmek adına çalışmalarını tam gaz sürdüren Çaybaşı Belediyesi Merkez Cami için önemli bir adım attı. Konu hakkında TV52 Haber'e önemli açıklamalarda bulunan Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, yıllardır en önemli sorunlardan biri olan Çaybaşı Merkez Cami'nin yıkılacağını ve yeni yerine taşınacağını söyledi. Sağ tarafımızda Çaybaşımızın yıllardır beklenen bir cami sorunu vardı. Mevcut şu camimiz karayolları kamulaştırma sınırında kaldığından mevcut Anadolu Lisemizin bahçesindeki alana çok güzel bir cami yapıyor. Başkan Yanık, Çaybaşı Merkez Camii'nin ise Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan boş alana yapılacağını söyleyerek cami inşaatının ise asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayacağını sözlerine ekledi. Altında işleri ve sosyal tesis ve donatı alanları yaparak inşallah hemen asfalt bitiminde camimizin temelini atarak Çaybaşımızın beklediği, özlediği o hizmetlere kavuşturma noktasına gayret gösteriyoruz. Hem asfalt kısmını, hem stabilize kısmını, hem çakıllama kısmını yaparak vatandaşımızın gönül rahatlığıyla evlerine ulaşabileceği bir sisteme getirmek istiyoruz. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Şimdi spordaki gelişmeleri izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Ordu Spor, Ahmet Kuru ile de yollarını ayırdı. Spor Toto 3. Lig'de mücadele edecek Ordu Spor'da bir ayrılık daha. Geçtiğimiz sezon takımın kaptanlığını yapan ve bu sezonda takımda kalacak mı kalmayacak mı diye beklenen Ahmet Kuru takımda yollarını ayırdı. Yönetimle para konusunda anlaşamayan Kuru bu sezon takımda olmayacak. İlk antrenmanda dahil olmak üzere Erzurum Palandöken kampına da katılmayan Kuru yönetimle arasındaki sorunu çözüme kavuşturamadı. Yönetimden önceki alacaklarının yarısını isteyen Kuru'ya Ordu Spor yönetimi istediği cevabı vermedi. Yönetimin bu tepkisi üzerine
Ordu Spor'la bağlarını koparan tecrübeli futbolcu yeni sezonda Ordu Spor forması giymeyecek. Teknik direktör Metin Altınay, Kuru'yu takımda görmek istiyordu. Altınay, deneyimli futbolcunun bir abi olarak takımda kalmasını istediğini bildirmişti. Kuru'yu her zaman takımda görmek istediğini belirten Altınay, Kuru yönetimle para konusunda anlaşamadı. Takımda kalmasını isterdim. Ancak ben teknik işlere bakarım. Yönetimsel meseleler beni ilgilendirmez. Yönetim böyle karar aldıysa başka diyecek bir şey yok açıklamasını yaptı. Ordu Spor'da yeni kaptan Yasin Öztop oldu. Geçen sezondan kalan kaptanlarını tek tek kaybeden Ordu Spor'da takımın kaptanlık pazu bandı Yasin Öztop'a verildi. Geçen sezon takımda kaptanlık pazu bandını takan Safa Serbest ve Ahmet Kuru'nun takımdan ayrılması üzerine Ordu Spor'da kaptanlık pazu bandı boşta kalmıştı. O pazu band Yasin Öztop'a takıldı. Ordu Spor'un en deneyimli futbolcularından biri olan Yasin Öztop takımda en büyük futbolcusu, takımın da en büyük futbolcusu. 25 yaşındaki deneyimli sağ bek geçen sezon Ordu Spor forması ile 30 maça çıkmış, bir de gol atma başarısı göstermişti. Futbola Kabataş Gençlik Spor altyapısında başlayan Yasin daha sonra Ordu Spor altyapısına transfer oldu ve 2009 yılında profesyonelliğe geçiş yaptı. Bölgesel amatörlük ekiplerinden Güzel Ordu Spor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüp başkanı Faruk Zavalsız, kaliteli bir takım yaptıklarını, taraftarların da desteğiyle birlikte hedefleri olan şampiyonluğa ulaşmak istediklerini dile getirdi. Şampiyonluğu hak eden bir takım kurduklarının altını çizen Zavalsız, yeni sezon öncesinde hedefimiz şampiyonluk, kaliteli yönetim ve takım kurduk. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Tek hedefimiz bu açıklamasını yaptı. Takımın antrenmanlarda çok iyi çalıştığını ifade eden Zavalsız, takımımız Ordu'da antrenmanlarını sürdürüyor, maç takviminin açıklanmasının ardından Nevşehir kampına gideceğiz dedi. Ordulu vatandaşlardan destek beklediklerini sözlerine ekleyen Zavalsız, taraftarlara seyir anlamında güzel bir futbol izlettirerek şampiyonluk kupasını kaldırmak istediklerini söyledi.